Aksaray'da 28 Kasım Filistinliler Günü programı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program TÜGVA, İHA, Yeşil Doğa ve Genç Yeşilay İl Temsilciliği tarafından organize edildi. Etkinlikte son dönemde İsrail ve Filistin arasındaki savaşın yarattığı trajedi ve bu süreçte hayatını kaybeden binlerce Filistinli vatandaşın anısına odaklanıldı. Programda Filistin halkının yaşadığı zorluklar ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. 29 Kasım 1978'den beri Birleşmiş Milletler tarafından Filistin'le uluslararası dayanışma günü olarak ilan edildiği için biz de Gazze'de olaylar sıcakken, Filistin'de olaylar sıcakken bu çalışmayla Gazze'ye destek olmak maksadıyla bu programı tertipledik. Tertip heyetinde Aksaray İHA İnsani Yardım Derneğimiz, Yeşil Doğa Derneğimiz, TÜGVA ve Aksaray Yeşilay Derneğimiz programı tertip ettiler. Gazze'deki katliama dikkat çekmek, Filistinlilerin yanında olduğumuzu, Filistin'in, Kudüs'ün özgür olana kadar bu mücadelemizi, bu desteğimizi vereceğimizi bildirmek üzere bugün bu programı tertiplemiş bulunuyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Halkımızın desteğini, katısını bekliyoruz her tür konuda. İHA olarak ne gibi yardımlar şu anda mevcut? İHA olarak şu anda biz öncelikle Gazze'deki aşevlerimizde sıcak yemek çıkarmak dahil olmak üzere geçen haftalarda gönderdiğimiz 17 tır insani yardım malzemesi vardı. Bunları ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bizim orada ofislerimiz var ve çalışanlarımız var. Biz zaten bu olaylar başlamadan önce de zaten biz bu çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Aksaray'dan yardım etmek isteyen, Gazze'ye destek olmak isteyen vatandaşlarımız derneğimizin IBAN numaralarına nakdi anlamda yardım ulaştırarak veya yine derneğimize bizzat uğrayıp makbuz karşılığı destekte bulunabilirler. Bugün dünyanın ve özellikle de bizim yani İslam dünyasını ve Türkiye'nin gündemini meşgul eden mevzulardan birisi de İsrail'in Filistin'e, daha doğrusu savunmasız halka tek taraflı yapmış olduğu katliam. Biz bunun detaylarını, tarihi altyapısını, bunun nereden buraya kadar uzamış olduğunu, İsrail'in bugün yaptığının gelecekteki yapacaklarına nasıl bir zemin, altyapı oluşturduğunu anlatacağız öğrencilerimize ve buradaki misafirlerimize. Siyonizm dediğimiz meselenin biliyorsunuz dünyada bilhassa son 75 yıldır İsrail üzerinden Orta Doğu'yu şekillendirme ve bu şekillendirme neticesinde de orasını, daha doğrusu Orta Doğu'yu ve belki bir sonraki adamı olan Türkiye'yi ilgilendiren bir stratejik bir mesele. Bu mesele aslında sadece dini bir mesele olarak ele almak da doğru değil. Biz bunu hem stratejik açıdan hem de dini açıdan ikisini birlikte değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.